namaz kılmayanlar için 50 nasihat. Hasan Zekeriya Fuleyfil. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Bakara Suresi 127. ayet. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda veya zarar veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri inkarcılığa mı döndürüleceğiz? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emredildik. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. En'am suresi 71 ve 72. ayetler. Öğüt 1. En faziletli ameli nasıl terk edersin? Abdullah bin Mesud anlatıyor. Allah Resulüne hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Allah Resulü vaktinde kılınan namaz buyurdu. Müslüman kardeşim, Allah ve Resulü katında en faziletli olan bir ameli nasıl kaybeder ona önem vermezsin? Senin bu zararını kim ve ne karşılayabilir? En üstün sevabı elde etmek için en faziletli ameli işlersen ne kaybedersin? Vaktinde kılınmak üzere Rabbin namazı farz kılmakla sana gücünün üstünde bir yük mü yükledi? Namazın en faziletli ve üstün amel olduğunu iyice anlamak için aşağıdaki açıklamaları dikkatle oku. Namaz, İslam'a girişin ilanıdır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Allah Resulü sahabelerden Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken ona şöyle söylemiştir. Sen kitap ehli bir toplumun yanına gidiyorsun. Onları ilk çağıracağın şey Yüce Allah'a ibadet etmek olsun. Eğer Allah'a ibadeti kabul ederlerse onlara Allah'ın bir gün ve gecede 5 vakit namaz kılmayı kendilerine farz kıldığını haber ver. Bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Bunlar şehadet kelimesini söylemek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Yine başka bir hadiste Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim şu namazımızı kılar, kıblemize yönelir ve kestiklerimizi yerse işte Müslüman odur. Allah namazı iman olarak adlandırmıştır. Bu adlandırma namazın büyük önemine delalet eder. Yüce Allah şöyle buyurur. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Bakara Suresi 143. ayet. Başka bir yerde Allah namazın imanın göstergesi olduğunu şöyle belirtir. İşte o peygamberin getirdiğini doğru kabul etmemiş, namaz da kılmamıştı. Kıyamet Suresi 31. ayet. Başka bir yerde ise namazı terk etmenin imanı terk etmek olduğunu şöyle belirtir. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Enes bin Malik anlatıyor. Allah Resulü bizimle birlikte bir topluma karşı savaştığında sabah oluncaya kadar savaşa başlamazdı. Sabah olunca bakar, eğer ezan sesini işitirse onlarla savaşmazdı. Ezan sesini işitmezse o zaman saldırıya geçerdi.